Şimdi bugün biraz daha uygulama gibi bir şeyler yapacağız. Şu ana kadar bir şeyler gördük. O gördüğümüz şeyleri test edebileceğimiz gibi bir şey diye beklerken aslında göreceğiz ki genelde bu derslerde verdiğimiz konular daha böyle her projenin her kısmında karşımıza çıkmıyor. Projeler büyüdükçe daha çok karşımıza çıkıyor. O yüzden biraz daha basit 2-3 tane oyun üzerinden çıkabilirse karşımıza onlardan bahsedeceğiz. Şimdi önce bir 2 versiyonunu yapacağız. Zaman kalırsa da papaz kimdeyi yaparız. Şimdi bu oyun Guess Game. Guess Game oyunu aslında bildiğiniz bir oyun muhtemelen. İşte iki kişiyle oynanıyor. Bir kişi bir sayı tutuyor kafasından belli bir aralıkta. İkinci kişi ise o sayıyı tahmin etmeye çalışıyor. Tahmin ettiği zaman bir sayı atıyor tabii tahmin eden. Sayı attığı sayının tutulan sayıya göre büyük mü küçük mü olduğunu feedback olarak veriyor kafasında sayı tutan. Ona göre tekrar o kişi sayı atıyor. Tekrar feedback veriyor. Bu şekilde iteratif bir şekilde devam ediyor. Biz bu oyunun iki versiyonunu da yapacağız. Bu versiyonlar şöyle. Birinde insan sayıyı tutacak, bilgisayar tahmin edecek. Bir tanesi de bilgisayar sayıyı tutacak, insan tahmin edecek. Tam tersi yani. İki versiyonunu da yapacağız. Şimdi önce bir tanesini seçelim. Ben tabii hangisinin daha kolay zor olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden şimdi önce biraz açıp bakmam lazım. Şimdi bu computer generate random diyor. Human ne yapıyor? Human tahmin ediyor. Bu insanın tahmin ettiği bilgisayarında rastgele şey yaptı. Şimdi bu oyunu yapalım önce. Bu daha kolay bir versiyon. Dolayısıyla biz bir insanız. Oyunu oynuyoruz. Bir sayı tahmin ediyoruz. Ondan sonra da bilgisayar bu tahmin ettiğimiz sayıyı tutturamadıysak büyük ya da küçük diyor. Şimdi mesela önce bir test ederek başlayalım. Ahmet'i değiştirelim. Neslihan olsun. Çok yaşa. Çok Neslihan ve teşekkür robot ederim. gibi oynuyoruz. Şimdi tabii oyunun default size'ı ne bilmiyoruz. O yüzden bir bakalım ne oluyormuş. Evet. Programımız patladı. Şimdi çünkü niye patladı? Şundan dolayı patladı. Scores.txt diye bir dosya yok dedi. Aha, onu silmişiz. Dolayısıyla bir tane Yes, game, computer versus human. Buraya bir tane scores.txt koyalım. Sonra da bunun içini boşaltalım. Tamam. Şimdi bir daha çalıştıralım bunu. Stop entry run'la. Bakalım. Evet, no such element exception diyor. Ne diyor skorda? Game count. Evet, dolayısıyla bir tane de bu scores.txt'nin içine sıfır yazmamız lazım. Tamam, onu da ilk yazalım. Ben hatırlamadığım için projeyi şu anda biraz debeleneceğiz. Sonra ümit ediyorum ki çalışır hale getireceğiz. Ondan sonra evet, sanırım oyun başladı. Şimdi bunu şurada bir tahminde bulunalım. Neslihan bir tahminde bulun. Default'umuz kaçtır sizce? Bakalım. Default generate random diyor. 2 dakika Doğa arıyor, bir şey yapayım, konuşayım. Alo. İyi akşamlar. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Şimdi ne demiştik? Programı başlatıyoruz dedik. Başlatamadık bir türlü. Araya başka şeyler girdi. Duyuyorsunuz değil mi sesimi? Evet. Tamam, okey. Şimdi o zaman bir tahminde bulunalım. Mesela Neslihan, sen bir sayı tut, sayı at. Ha, tamam, 20. 20 attın. Tabii 1 dedi. Şimdi 1 nedir? Anlamadık. Dolayısıyla iyi bir kod yazılmamış burada. Artık Allah kerim. Bu muhtemelen yukarıdır ya da aşağıdır. Bir sayı daha atarak olayı anlayalım. 15 hadi bakalım. 15 dedin. Gene 1 dedi. Bence o biraz yukarıda bir şey atsan daha iyi olurdu. 35 diyeyim. Ya sen 75 falan at. Ha, çok hala bitiyor. Bu arkadaş, 125 diyeyim. 125 dedin. Gene 1 dedi. 536. Küçük bir sayı istiyor. 2 diyelim. Eksi 1. Bu eksi 1. Evet, küçük bir sayı tutmuş Mersin. Demek ki sayımız 2 ile 20 arasında. Onu anladık. Ne olsun? Hmm. 2 ile 20 arasında mı? Evet, çünkü 2'den büyük muhtemelen. Eksi 1 dedi. 20'ye de 1 dedi. Dolayısıyla mesela 10 dedi. 125'e de 1 dedi. 125 de yüksek çünkü. Tuttuğu sayıda. Bir çok yüksek demek. Yüksel deme. Demiyor. Bir azalt. Yani evet. Bir yüksek demek azalt diyor. Eksi bir ise düşük demek arttır. 8 diyorum ben. 8 diyorum. Daha da azalt diyor. 3. 3 diyorsun. Arttır diyor. 5. 5 diyorsun. Bildin. 0. Bildin. Evet, biraz uzun sürdü ama en azından tutturduk. Şimdi burada bakalım skor dosyasını update etmiş mi? Aha, evet, update etmiş. 9 kere de bilmişiz. Bak burada yazıyor şu an. Bir kez oynamışız, 9 kez de bilmişiz. Şimdi burada yalnız oyun, şimdi o zaman upper bound burada 100'müş. Tamam, onu görmek istiyordum. Birden 100'e kadar bir sayı tahmin ederek oynuyormuşuz. Tamam, şimdi o zaman bunu biraz inceleyelim. Ya da incelemeden önce ne gibi bir, yani iki türlü tabii bu hikayeyi anlatabilirim. Bir tanesi tek tek kodları anlatabilirim. Bir tanesi de bunu nasıl yazabiliriz diye düşünüp ondan sonra bakarak anlatabiliriz. Şimdi burada tabii o zaman tekrar oyuna geri dönersek böyle bir oyun tasarlayacağımızı düşünelim. Yani siz bu kodları bilmiyorsunuz, sadece böyle bir output'u biliyorsunuz. Dolayısıyla bir diyecek eğer arttırıyorsa. Hatta onları biraz daha anlamlı hale getirelim. Kontrol demiş. Game'de. Play nerede? Response. Evet. Şöyle bir şey diyelim. Switch. Response diyelim. Case 1. Out. Bir olduğunda ne yapmak gerekiyordu? Azalt gerek. Azaltmak. Aynen. Değil mi? Tamam. Eksi bir. Artır. Bir de sıfır diyelim. Süper. Bildim. diye. Tamam. Okey, şunu da silelim. Tamam, şimdi okey. Dolayısıyla bir sayı tahmin edecek. Oyun böyle bir oyun olduğunu düşünelim. Şimdi kullanacağım bir sayı alacak. Sonra arttır ya da azalt diyecek bilgisayar. Bir sayı alacak, arttır ya da azalt diyecek. Bir sayı alacak, arttır ya da azalt diyecek. Bu böyle devam edecek ta ki kullanıcı bilene kadar. Şimdi böyle bir oyunu nasıl dizayn ederiz gibi düşündüğümüz zaman... Şimdi bir kere burada iki taraf olduğu belli. Birisi insan bir şeyler yapıyor, bir sayı tahmin ediyor. Birisi de bilgisayar bu tahminlere göre bir cevap veriyor. Şimdi tabii dolayısıyla iki tane aslında klas olması burada mantıklı gibi. İki tane entity var aslında burada dolaşan. Birisi bilgisayar, birisi insan. Şimdi bunların ikisi de aslında oyuncu olduğu için ortak bir şeyleri olur diye bir tane de player diye bir klas tasarlayabiliriz. Dolayısıyla player, human ve computer dediğimiz
iki tane klas, üç klas tanımlanabilir. Onun dışında da genelde böyle durumlarda oyunun, şimdi player var, human computer bu işi oynuyor ama mesela computer oynaması gerektiğini, human oynaması gerektiğini nasıl bilecek? Kendi başlarına bilemezler. Yani bunların interaksiyonunu sağlayacak bir mekanizma olması lazım. Bu mekanizmayı da sağlayan başka bir klas aslında olmalı. Bu sebepten de aslında game diye bir interface klası diyebileceğimiz bir klası da işin içine ne yapabiliriz? Katabiliriz. Şimdi kafamızda böyle bir meta tasarlamayla genelde böyle şeylerde başlıyoruz. Sonra bu tasarının içinde daha henüz çok baştayız. Bu tasarının ardından bu extend edilebilir tabii ki. Yani şu anda daha henüz preliminary diyelim. Şurada cevabı bildiğimiz için, yani tabii bundan başka bir cevap da olabilir. Sadece bu örnek bir kod sonuçta. Burada tabii önce neye oturtmamız lazım? Önce bu klasların attribute'larını oturtmamız lazım. Yani bunlar neye ihtiyaç olabilir böyle bir design'da diye düşünüyoruz. Şimdi player biraz daha şatafatlı olması açısından aslında oyuncuların isimleri falan olsa güzel olur. Yani bir ortak bir bilgi olması açısından. Yani computer'la human'ı nasıl ortak hale getirebiliriz? Yani ikisinin davranışları belli. Yani biri bir sayı tahmin ediyor, biri de o tahmine göre bir sayıyı karar veriyor. Yani çok ortak noktaları yok gibi. O yüzden ortak noktaları olmazsa da ortak klastan derive etmelerin de çok bir esprisi kalmaz. O yüzden de mesela isim gibi ortak olabilen bir özelliği koyalım demiş çizdir muhtemelen. Ve nitekim de onu görüyoruz. String name diye bir özellik var player'ın içinde. Şimdi onun dışında human'la computer'a gelirsek. Şimdi human ne yapıyor? Human aslında sadece sayı yazıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. As simple as that. Yani nesnenin ne yaptığını düşünürsek ne yaptı? Sayı yazdı. Yani ben yazdım tabii de. Yani sadece sayı girdi. O kadar. Başka bir iş yapmadı. Bu durumda bir şey hafızada tutmasına gerek var mı? Muhtemelen yok. Nitekim de hiçbir attribute'u yok. Çünkü bir şey hafızada tutmaya gerek yok burada. Yani human bir davranışta bir sonraki iterasyonda bir şey tutayım, ona göre bir şey yapayım gibi bir mantalitesi yok. Çünkü sadece sayı giriyor. Dolayısıyla human için bir attribute yok. Computer için düşünecek olursak da, şimdi computer'da işler biraz karışık. Bir kere computer'ın bir sayı tutması lazım by definition. Ve bu tuttuğu sayının da biliniyor olması lazım. Yani hafızada durması lazım. O zaman by definition computer'ın içinde bir tane sayı diye bir değişken olmalı. Mesela burada number diye bir değişken var. Onun dışında bir de şimdi biz bu oyunu oynadık ama bilgisayar bir sayı atacak. Peki kaçla kaç arasında bir sayı atacak? Yani şimdi bu oyun bilgisayar oyuncusunu dizayn ederken bu da bir constraint aslında. Yani çaktırmayan ama bir constraint. Sonuçta oyunu biz istediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Yani illa atıyorum 1 ile 100 arasında oynayacak gibi de tasarlayabiliriz. Ama daha jenerik tasarlamak istersek, çoğu zaman öyle şeyler yapmak istiyoruz. O zaman aslında bir üst sınır belirlememiz lazım. Yani hangi sayıyla hangi sayı arasında atacak. Şimdi bu oyunun yani oynadıysanız bilirsiniz, sayılar negatif olmuyor. Dolayısıyla sayının minimum değerinin 1 olacağı aşikar ama maksimum kaç olacağı belli değil. O yüzden de bir upper bound gibi bir şey ekliyoruz buraya. Ve bu aslında bir özellik, bir attribute. Çünkü buna göre oyunu oynayacak computer. Dolayısıyla bu iki özelliği de bunun içine katıyoruz. Ne oldu? Şimdi burada iki özellik oldu. Computer var, human var, player var. Bunların özelliklerini koyduk. Şimdi gelelim game'e. Şimdi game açısından düşünecek olursak, şimdi game bütün oyunu ne yapıyor? Yürütüyor. Şimdi oyunu yürüttüğüne göre oyundaki bütün aksiyondan haberdar olması lazım. Ne demek bu? Gerek human, gerek computer player'lara hakim olması lazım. Bu da ne demek? Aslında öyle oyuncuların
variable olarak bulunuyor olması lazım bunun içinde. Dolayısıyla game'in içinde bir tane human, bir tane de computer olması lazım. Bunlar tutulmalı. Neden? Çünkü bunlar obje, yani game humanlar ve computerlar, ya yani isterse tabii. Yani tabii bu oyun için anlamlı değil ama bunları birer obje olarak kullanabiliyor olması lazım. O yüzden de bunları birer variable olarak tutması gerekiyor. Onun dışında upper bound'a kim karar verecek? Şimdi upper bound'da oyun da karar verebilir. Bunun da dışında, game'in de dışında bir süper şey, varlık veya oyunu kontrol eden bir şey de karar verebilir. Burada game'e bu işi topu atmışız. O yüzden de upper bound'a 100 demişiz. Yani oyunun üst limitini burada belirliyoruz. Dolayısıyla bunu değiştirerek, bu bir constant, değiştirerek oyunun oynanışını değiştirebiliriz. Bakın bu kompütürün içine tasarlanmamış. Muhtemelen başka kompütürler olabilir veya başka stratejiler olabilirdi. Yani kompütürden o çekilmiş. Çünkü kompütür biraz daha bağlı bir varlık oyuna. Oyun daha kontrole hakim gibi düşünebilirsiniz. Previous scores'u şimdilik boş verin. Çünkü onun için dosyaları bilmeye gerek var. Onu şimdilik sallayalım. Dolayısıyla bunlarla birlikte aslında attribute'ları belirlemiş oluyoruz. Şimdi bu aslında işin daha kolay kısmıydı. Şimdi geliyoruz olayın daha kompleks kısmına. Yani davranışları modellemeye. Yani ne gibi metotlar olmalı bu oyunu tasarlarken? Yani oyunun işleyişi, yürüyüşü nasıl olacak? Şimdi bunun için biraz düşünmemiz lazım. Yani bir kere öncelikli olarak daha basitten gidersek bir human ve bir computer ne yapacak? Şimdi bir human oynayacak aslında. Yani ne yapacak? Bir sayı tahmin edecek. Yani kullanıcıdan human objesi olarak kullanıcıdan bir sayı okunacak. Yani human'la insanı eşleştiriyoruz ama sonuçta kullanıcıdan girdiği alan şey human klası olmalı. Computer değil. Dolayısıyla human kullanıcıdan bir şey alacak ve onu paslayacak. Kime paslayacak? Kompütüre değil. Muhtemelen game'e paslayacak. Çünkü game kontrolü sağlayan kişi burada. Yani oyunu kontrol eden şey game. O yüzden de human game'e paslayacak. Game'de gerektiği durumda kompütüre paslayacak. Çünkü kontrolü sağlayan oyun sürecini sağlayan game burada. Çünkü sırayı da kimin olduğunu bilecek değil mi? Mesela tamam bu oyun için olay çok standart ama karmaşık bir oyun olduğunu düşünelim. İşte önce Büşra oynayacak, sonra Neslihan oynayacak, sonra belki bir daha Neslihan oynayacak, sonra bir daha Büşra oynayacak, sonra belki bir daha Büşra oynayacak. Yani bu süreci tanımlayan kişi kim? Ne Büşra bu süreci tanımlayabilir ne de Neslihan bu süreci tanımlayabilir. Bu süreci tanımlayan başka bir obje olması lazım. Game'in aslında böyle bir de fonksiyonitesi var. Kayboldunuz mu? Okey. Şimdi dolayısıyla human'ın içinde bir aksiyon olarak kullanıcıdan bir şey alacak bir şey olması lazım. Ve bunu da aslında bir oyun olarak düşünebiliriz. Yani mesela bu durumda human'ın bir play gibi bir veya işte bir guess, burada guess olarak tanımlanmış, bir guess gibi bir metodu var. Olacak. Bu guess metodu tahmin olarak kullanıcıdan bir sayı alacak ve bu sayıyı da verecek. Bu durumda guess metodu bir parametre almayacak ama bir sayıyı döndürecek. Kodun içini görmüyoruz. Böyle yapalım da daha havalı olsun. Kompütürleri de kapatalım. Böyle içeriğini görmeden nasıl tasarlarız oynamış oluruz. Tamam. Bu da önemli bir şey aslında. Tamam. Bak bu güzel oldu şimdi. Computer, human ve player. Tamam. Şimdi dolayısıyla human bir guess yapacak. Bu arada constructor'larından bahsetmiyorum. Constructor'lar zaten aşikar çünkü bunları initialize edecekler. Yani insanın sadece ad özelliği olduğu için o ad özelliği alan bir metodu olmalı. Computer'ın da adı ve upper bound'u alıyor olması lazım. Çünkü bunlar oyunu tasarlayan şeyler. Dolayısıyla onların this olduğunu zaten aşikar bir şekilde biliyorsunuz. This upper bound eşittir. Burada mesela this.upper bound eşittir upper bound yazmamışız. New upper bound demişiz. Dikkatinizi çektiyse. Yani bu sadece muhtemelen bunu yaparken daha henüz this'leri öğretmediğim için olabilir.
Hocam bir şey sorabilir miyim? Diz yerine süper metodunu mu kullandınız? Burada süper metodunu kullandık. Süperi boş verin. Şimdilik bu üst klası constructor'ını çağırmak için kullandığımız bir şey. Onu boş verin. This.name eşittir name diye düşünün bunu siz. Aslında süper name'i. Okay. Onu geçelim. Şimdi gelelim computer'a. Şimdi human'ın için başka bir aksiyon yok zaten. Human parayı diyorum. Sayıyı atacak. Sayı şeye gidecek. Game'e gidecek. Bitti human'ın işi. Human başka bir şey yapmıyor zaten. Computer'a gelirsek computer'ın bir öncelikli olarak ne iş yapması lazım? En önce sayıyı uydurması lazım. Dolayısıyla rastgele bir sayı üreteceği bir metot olması lazım. Bu da generate random. Neden? Çünkü bir kez bunu yapacak. Yani şimdi oyunu kontrol eden game objesi bütün süreci tanımlıyor. Şimdi siz game olduğunuzu düşünün. Siz game'siniz. Oyuna başladınız. İlk ne olması lazım? Kullanıcının bir sayı mı yazması lazım? Yok, önce sayı uyduracak computer. Sayı uydurulması lazım. Dolayısıyla computer'ın bir tane random bir sayı üretecek bir şey olması lazım. Peki bu random sayıyı game'e vermeli mi? Ki game oyuncuya feedback verebilsin aşağı yukarı diye. Feedback'i game mi veriyor ama? Ama güzel bir nokta. Şimdi feedback'i kim verecek sorusu kesinlikle. Şimdi burada enformasyonu kimde tutacağınız önemli. Ya bu da bir strateji aslında. Burada şu strateji güdülmüş. Herkes mümkün olduğunca saklasın. Sadece mesajlarla bu iş tasarlansın. Dolayısıyla bu durumda bilgisayar bu para deyip duruyorum ya. Bu şeyi rastgele sayıyı hafızada tutsun. Kimseye söylemesin. İyice saklıyor, gizliyor. Sonra ihtiyaç olduğunda bu sayıyla karşılaştırarak feedback verebilir. Tabii feedback bu durumda kime dönmüş oluyor? Bilgisayara dönmüş oluyor. Yani feedback'i kim verebilir ancak? Sayıyı tutan verebilir. Dolayısıyla mecburen o zaman bilgisayarın feedback vermesi gibi bir mekanizma olması lazım. Ki o da diğer metodunu bize getiriyor. Kontrol metodu. Dolayısıyla bu kontrol metodu aslında feedback olarak da değiştirilebilir. Hatta değiştirelim bunu. Refactor'dan rename diyerek feedback diyelim. Bu feedback metodu verilen bir guess'e karşılık bir feedback döndürecek. Şimdi peki, evet burada ben aslında size ipucunu vermiş oldum. Bu feedback metodunun ne parametre alması lazım? Feedback verebilmek için neye ihtiyacı var? Bir tahmine ihtiyacı var. Tahmin olmadan feedback veremez ki zaten by definition. Dolayısıyla parametre olarak guess'i almak zorunda. Peki feedback nasıl verecek? Feedback verebilmesi için bir şey döndürmesi lazım. Ne döndürecek? Şimdi ne yapabilir bu arkadaş? Feedback arttırdı burada. İsterse yukarı diyecek, arttır, azalt veya buldun gibi bir feedback olacak. Bu arada less than a minute'e geldik. Hemen gönderiyorum.